Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki son testin yani orijinal sorular bir testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Okulda yazılı sınavı olan Mesut öğretmenine öğretmenim birinci soru çıkmıyor acaba hatalı olabilir mi diye sorduğunda öğretmen soruyu inceleyip sorunun hatalı olduğunu fark ediyor. E soru şöyle bir soru ABCD kare eşitler verilmiş ve şurası 12 santimetre verilmiş. Çevre ABCD değerini bulunuz demiş. Buna göre öğretmen çocuklar soruda verilenlerden 1 a= -E b bilgisini silin. 2. ED dik EF bilgisini silin. 3. CD eşittir CF bilgisini silin. Dediğinde öğrenciler öğretmeni söylediklerinden hangilerini tek başına uygularsa çevre ABCD değerini bulabilir. Arkadaşlar ben tek tek bu bilgileri yapayım bakayım şurada. Burada kopyaladım yapıştırdım. Bakalım birincisini şurada deneyeyim. A ile EB'nin birbirine eşitliğini sileyim. Evet şu eşitlikler olmazsa eğer. Hocam 90 derece var ve şimdi bunlar da birbirine eşit. Ve burası da 90 derece. Alfa beta'ya dalacağımız kesin. Çünkü burası 90 derece burası da 90 derece. Alfa beta'ya daldık. Beta alfa ya da kelebek benzerliği falan var. Ama kelebek benzerliğinde herhangi bir oran var mı arkadaşlar? Maalesef burada yok. Ya da alfa beta benzerliğinde herhangi bir oran var mı? Yok. Ya, yani yapabilecek bir hamlem yok. Şu eşitliği silince hocam şuradan dik çizsek nasıl olur? Buradan dik çizsen şuradaki oranı bilmediğin için sonuca ulaşabiliyor musun? Maalesef ulaşamıyorsun. O yüzden bir değil büyük ihtimalle arkadaşlar. Evet bir değil. Bakalım bir değil. Şunu hemen çarpı atalım. 2. ED ile EF birbirine dik. Hemen yine yapıştıralım ve şurada yapalım bakalım. ED ile şu dikliği silelim. Bu dikliği silince ne olacak? Hocam şurası A iken burası A. Burası 2A. Karenin bir kenarı 2A. Burası da 2A. Şurada bir kelebek benzerliği çıktı mı? Çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 2. O zaman 1'e 2 olduğundan dolayı 12 ise burası da kaç çıkıyor arkadaşım? 6 çıkıyor. E artık ben karenin nesini bulabilirim? Çevresini bulabilirim. Hatta burada karenin çevresi bir kenar 18 olduğu için 4 çarpı 18'den cevap kaç çıkıyor? 4 kere 8 32 72 çıkıyor. Evet buradan sonuca ulaşabildim. Bir de başka şuna bakayım. Yani ikincisi tek başına olduğunda bilgisini sildiğimizde bir cevap buldum ve cevabı 72 buldum. Üçüncüsüne bakayım. CD ile CF eşitliği silinsin. Evet şu eşitliği siliyoruz arkadaşlar. Bu eşitliği silindiğinde şunlar kaldığında hocam A iken A karenin kenarı 2A. E 90'lara batı şu bu sefer alfa beta'ya dalabiliriz. Dal bakayım alfa beta'ya. Alfa beta alfa beta. Hocam o zaman şu üçgen ile şu üçgen birbirine benzer çıktı. Hatta ve hatta burada dikkat edersen beta'dan alfa'ya geç 1'e 2. Hmm, o zaman burada da Beta'dan alfa'ya geçiş 1, 2. Enken burası 2 en. Hocam burası 2 en. Burası o zaman 4 en. Karenin bir kenarı 4 n oldu. E o zaman 4 n ise buraya ne kaldı? 3 en kaldı. 3 en 12 ise 3 n eşittir. 12 ise eni de buradan 4 bulurum. En 4 ise o zaman bir kenar kaç çıktı? 16 çıktı. Çevresi kaç çıktı? 4 çarpı 16'dan 64 çıktı. Evet böyle olduğunda da yani şu eşitlikler verildiğinde de çevresi 64 çıkıyor arkadaşlar. Bunu da alabiliriz o zaman. Yani bunu da sildiğimiz zaman bir cevap çıkıyor sonuçta. O zaman 2 ve 3 değeri doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Evet 2 ve 3. sildiği zaman e, tek bir cevap çıkıyor. Diğerinde bakın silinmezse şu bilgiler e, iki cevap çıkıyor ya da yanlış cevap çıkıyor. Kelebek benzerliği falan filan sağlanmamış oluyor arkadaşlar. Evet güzel bir soru. Birinci soru. ÖSYM'de sever böyle bir soruyu. Dikkat edin. Çok hoş sorular ya gerçekten. Evet birinci soruyu bulduk. Ne bulduk? Tekrar söylerim. söyleyelim. Edremit evet, bulduk. Geldik 2'ye. Aşağıda bir kağıdın önce D1 sonra D2 doğruları boyunca katlanıp açıldıktan sonra kağıtta oluşan katlama izleri kesikli yeşil çizgilerle gösterilmiştir. Önce böyle katlamışım sonra böyle katlamışım. Katlamayı açtığımız zaman gençler katlamayı açayım mesela şurada katlamayı açayım. Şu katlamayı açtığım zaman şöyle katlamayı açtığım zaman şu bizim katlama çizgisi neresi arkadaşım? Katlama çizgisi şurası maviyle göstereyim. E bir de bu aşağı doğru katlanmıştı yukarı doğru açayım şimdi de. Yukarı doğru açtığımda da şöyle şöyle bir tane daha katlama izi geldi. Neresi? İşte tam olarak burası. Ha sen bu katlamayı açtın. Katlamada şurada şu çizginin de simetriği olacak. Hop şöyle mi olacak? Evet. Katlama çizgileri bu şekilde oldu. Bak görüyor musun? Gerçekten de çıktı. Tabi burayı fazla uzun tutmuşum ama önemli değil. Katlama çizgilerini böyle bulabiliriz. Evet gelelim şuraya. Aynı yöntemle aşağıdaki birim kareli zemine sahip kağıt katlanıp açılıyor. Evet şu. Önce şöyle katlamışım sonra bir daha katlamışım. 3 kat üstüste oldu dikkat. Sonra buradan ve buradaki noktadan bir daha katlanıyor. Katlamaları açalım arkadaşlar. Şu katlamayı şöyle açacak olursak. Katlama çizgisi bak. Şurası mı? Evet. Mavi ile gösteriyorum şurayı. Katlama çizgisi. Hatta burası 3 birim. Bak dikkat et. 3 birim. Burası 4 birim. 3, 4, 5 üçgeninden şurası da 5 birim çıktı. Evet. Sonra şöyle bir, bir kere açacağım. Bak burada 3 kat üstü var. İlk önce buradan katlıyorum. Ondan sonra buradan katlıyorum. Şöyle katladım. Bir daha katladım. 3 kat üst üste oldu. O zaman 3 defa açacağım. Bir, bir defa daha açayım ben şunu. Şöyle bir defa daha açınca katlama çizgilerine dikkat et şimdi. Hocam katlama çizgisi bak şu oldu. Gördün. Bu oldu. Tamam. Bu katlama çizgisi kaç birim? Sanırım 9 birim. Evet burası 9 birim. E hocam şurada da bir şunun simetriğini alıyorum ve katlama çizgisi buraya da gelmeyecek mi? Evet şöyle gelecek. Burası da 5 birim. Sonra bu kağıdı bir daha açacağım. Bu kağıdı bir daha açtığım zaman da hop şöyle hop böyle Şimdi bunun simetriğini alacağım. Şunun simetriğini alacağım. Burada da bir katlama izi oluştu mu? Oluştu. Bak katlama çizgisi. Buradaki uzunluk da 9 birim. Şunun simetriğini aldığımızda şu çizginin simetriği de arkadaşlar. Şurası değil mi? Evet burası da 5 birim. Bize diyor ki buna göre açılan kağıttaki katlama izlerinin toplam uzunluğu nedir diye soruluyor. Hocam 9 burada 9 burada 5 10 15 burada. 9 artı 9 artı 5 artı 5 artı 5. 9 9 18 15 daha. Bir dakika burası 9 mu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birimmiş burası. 8 burada, 8 burada, 16. 16 artı 15, 31 mi yapıyor? Evet, cevabımız böylelikle 31 yapacak arkadaşlar. Güzel bir soru. Bu mantıkta bir soru. Gerçekten çok hoş bir soru. Daha önce görmediğim bir soru. Yani herhangi bir sınavda karşılaşmadığımız bir soru. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Gerçekten bu kağıt katlamayı ben çok seviyorum. ÖSYM soracak yakında. Demedi deme. Soracak. İkinci soru. Böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Ne çıktı? 31 çıktı. Yani Balıkesir çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Evet üzerinde karesel desen bulunan ABC'de dikdörtgen biçimdeki havlu iki kez üst üste katlanarak şekil birdeki gibi düzlemsel bir zeminde konumlandırılıyor. Havlu AD kenarı sabit tutarak B ve C köşelerine ok yönde çekilip karesel desenin tamamı görünecek şekilde şekil birdeki gibi oluşmuş. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir şöyle katlamışım bir böyle iki defa üst üste katlamışım şu üçgen KL üçgeni. Arkadaşlar KL nerede? Hocam KL aha da burada. Şurası da bir köşegen mi? Köşegen. Şu köşegeni de çizelim. Şurası da şöyle KL'yi de şöyle çizelim istersen. Evet KL'yi de şöyle çizelim. Şimdi neler verilmiş? F, K, L, E doğrusal. A, bunlar birbirine paralel. Tamam paralellik de var. A, D, E, F, B, C. A, D, E, F. A, D, E, F ve B, C paralel. Köşegen de şu paralel diyor. F, F, K, K, L, L, E birbirine eşitlenmiş. Hmm. Eşitliği kullanayım. Şu, şu, şu birbirine eşitlenmiş. Başka ne verilmiş? Karenin alanı 162 verilmiş. Arkadaşlar bir karenin alanı 162 ise şöyle karenin alanı 162 ise A kare eşittir 162 ise A'yı buradan ne buluruz? 81 çarpı 2 yani 9 kök 2 buluruz. Bir kenar 9 kök 2. Evet bir kenar 9 kök 2 ise 9 kök 2, 9 kök 2 ise köşegen uzunluğu kaç yapar? 18 yapar. 3'ü de birbirine eşit. O zaman 6, 6, 6 mı yaptı? Evet. KL uzunluğunu kaç bulduk arkadaşım burada? 6 bulduk. Şimdi ben öyle bir şey yapmışım ki bak KL uzunluğuyla şu uzunluk üst üste gelecek. Yani şuranın katlamasını düşünün. Şöyle şurada öyle bir katlama yapacağım ki bir çizgiyle katlama çizgisi oluşturacağım ve şununla şu üst üste gelecek. Tam bu orta noktadayken katlamada. Yani şunu demek istiyorum. Şu katlamada arkadaşlar şunu şöyle katladığın zaman bu nokta buraya gelecek ya şunların birbirine eşit olması gerekmez mi? Evet. Şunların birbirine eşit olması gerekir. Tamam. Bunlar birbirine kesinlikle eşit olacak. E Başka bir şey var mı? Şunlar da, burası da 6'ydı. E hocam burası da 18. Aa çok güzel. Şunlar da birbirine paraleldi. Açtığımız zaman da bu çizgi bunun üstüne geliyordu ya. Bu da paralel oldu. 6 bölü 18 oran var. 6 bölü 18 oran nedir? 1 bölü 3'tür. Hocam 1 bölü 3 oran olacak. Yani burası A ise tamam 3 A olacak. Şunlar birbirine eşit. O zaman bunlar da birbirine eşit olacak. A A olacak. E hocam bunun tamamı kaç? Bunun tamamı zaten biz bulmuştuk. 9 kök 2 olarak bulmuştuk. 9 kök 2 ise A buradan ne geldi arkadaşım? 3 kök 2 geldi. Yani 3 kök 2, 3 kök 2 ve 3 kök 2 olarak bulundu. Peki bizden ne isteniyor? Soruya bakalım. Soruya bakıyoruz. EF karenin köşegeni ve şekil gidik karesel desenin 162 cm olduğuna göre havlu ok yönünde kaç cm çekilmiştir? Arkadaşlar havlu bu çizgi önceden buradaydı. Buradan buraya doğru çekildi. Yani bizden bu uzunluk isteniyor. Yani daha doğrusu şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar bizden. Karenin köşegen olduğundan burası 45 değil mi? Evet. Şu uzunluk kaç? 6 kök 2. O zaman bu uzunluk kaç olacak? 6 olacak. 6 birim çekilmiş oluyor arkadaşlar. Yani 6 santimetre çekilmiş oluyor. Cevabımız böylelikle Cihan oldu. Bu da gerçekten çok güzel bir soruymuş. Evet. O sorularda çok güzel sorularla karşılaşıyoruz yani gençler. Üçüncü soruyu böylelikle ne bulduk? Ceyhan bulduk ve geldik dördüncü soruya. Bir kenarı 20 santimetre olan kare biçimindeki düğün davetiyesi şekil bir dik gibi zarfa tam yerleşik durumdayken evet 20 santimetre 6 santimetre. Hocam bu 6 santimetre yukarı çıktı. Önceden bakın şuraya kadar ki olan kısmı şöyle şöyle ee, içeride tam içine oturan bir zarf vardı. O da kare şeklindeydi. 6 santimetre yukarı çıkmış bu. Ee, şöyle düşünebiliriz. 6 santimetre önceden buradaydı. Burası da 6. O zaman buraya kaç kaldı? 14 kaldı. Peki Zarfın ön yüzündeki köşeleri zarfın kenarlarının 2 santimetre uzaklıkta. Şu 2 santimetre uzaklıkta. Hocam şurası 2 santimetre. Şurası 2 santimetre. Şurası 2 santimetre. Burası da 2 santimetre diyor. E burası 6 ise hop şurayı kaç bulduk o zaman? Hocam burayı 4 bulduk. E bu şunun devamı köşegen değil mi? Bu köşegen köşegenle şu birbirine paralel ya da bu birbirine paralel. O zaman burası 45 ise burası da 45. E o zaman burası da 45 yani 4 ise burası da 4 yaptı. Burası da 45, burası da 45, burası da 4 yaptı. Bizden istenilen şekil 2'deki davetiyenin görünen kısmının alanı. Şekil 2'deki davetiyenin görünen kısmının alanı şu alan artı şu alan değil mi? Evet burası 20. Burası kaç yapıyor? 6 çarpı 20'den 120'ye eşit oluyor burası. Burayı bulduk eyvallah. Sonra şurayı bulacağız. Bu alan nedir arkadaşlar? Şu karenin alanından şu alanı çıkartacağız. Karenin bir kenarını bulmalıyız. Hocam şu bir kenar kaçtı? 27. 20, 20 ise 2 2 4'ü buradaysa burası 16 oldu. Karenin köşegeni 16. Karenin köşegeni 16 ise şöyle çizdiğin zaman 8 8 olacak. Burası da 8 olacak. Burası da 8 kök 2 oldu. O zaman şuradaki alanı ben nasıl bulabilirim? Şuradaki alana ben bir A diyecek olursam A ne eşit? 8 kök 2'nin karesi eksi şu üçgenin alanı 8 çarpı 4 bölü 2 eşit. E o zaman 64 çarpı 2 128 eksi 4 kere 8 32 bölü 2'den 16 yaptı burası. O zaman burası 112 mi yapıyor? Evet. 112 A alanı 112 yaptı. Bizden ne isteniyor? 120 ile 112'nin toplamı isteniyor. 2, 3 ve 2. Yani cevabımız böylelikle 232 yapmış oldu arkadaşlar. Dördüncü soru böylelikle akçay oldu ve bu şekilde dikdörtgen ve kare testlerinin sonunu sonunu gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Ve olayı burada bitirmiş bulunuyoruz. O zaman şöyle kendimizi büyütelim. Ayıp olmasın. Şurada büyütelim şöyle. Evet gençler. Gerçekten dikdörtgen ve kare sorularında çok güzel, çok orijinal. Tam ÖSYM ayarında. Tam tadında böyle sorularla karşılaştık. Valla ben dikdörtgen ve kareyi çözerken çok zevk aldım. Ya zaten bu kitabı çözerken çok zevk alıyorum. Sadece bazen böyle videoları üst üste çektiğim için hani sabahtan beri video çekiyorum mesela. 9 video üst üste olduğu için bir bıkkınlık geliyor bazen böyle ama. Ya ee, tabii ben bir günde çözdüğüm için siz bunu parçalayarak çözeceğiniz için o bıkkınlık olmaz. Ee, gerçekten çok zevkli ve çok tatlı sorular var ve hiç yanlış soru da çıkmıyor. Çok mükemmel bir şekilde hazırlanmış kitap. Vallahi tebrikler. Başka bir şey diyemiyorum. Neyse gençler böylelikle şu 3-4-5'i de düzelteyim. 3 4 5teki dikdörtgen ve kare konusundaki kısmı bitirdik. Böylelikle siyah tişörtün sonuna geldik. Her bölümde farklı tişört giyiyorum ya. Hani bir beyaz bir, tişört, bir, bir siyah giyiyorum ya. Bu 8. bölümde son giydiğim siyah tişört bir sonrakinde de son yediğim beyaz tişört olacak arkadaşlar. O da aynı konu bir sonraki konuda. Bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.